belki hiçbirimizin kabul etmediği Ankara'daki canlı bombanın ailesine ziyaret edilmesi ya da terör destekleyen konuşmalar yapılması yasalara aykırı olabilir. Bunlarınla ilgili sorumlu olanlar vardır. Ama bunları bahane edilerek parlamentoda 130'u aşkın insanın, milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılıyor. Şimdi orada da bir oyun var. O oyun şu: bugünden itibaren benim de fezlekelerim var ve dokunulmazlığım kaldırılmış, o fezlekelerden dolayı yargıya gitmem söz konusuyken, ama bugün itibariyle benim dokunulmazlığım yine var. Ben istediğimi yapabilirim. Dolayısıyla bir oyun, dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili bir oyun oynandı. Bu oyun aslında milletvekilleri aracılığıyla parlamenter sistemi feshetme edilen bir oyundur. Çünkü dokunulmazlıkların kaldırılma şekli anayasanın 84. maddesinde var. Ama buna rağmen bunların hepsinin dışında bir anayasa, geçici anayasa maddesi alarak 84. maddeyi askıya alan bir yöntem denendi ve burada herkesin içerisine atıldı.